Bugünlerde et fiyatlarının artışları konuşuluyor. Hasan da hayvan bakıyor. Küçükbaş hayvanlarını Kurban Bayramı için hazırlıyor. Ama talep yok diyorsun. Edirneli küçükbaş üretici Hasan Tuna, küçükbaş desteklemesinin az olduğunu, yem fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Yem fiyatları yüksek. Bizim istediğimiz fiyatlar yok. Senin istediğin fiyatlar yok. Alıcılar geliyor bizden 3 lira işte 4 lira. Evet. Kasaptan et almaya kalktığımız zaman ette 400 lira kilosu. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde üreticilik yapan Hasan Tuna'nın sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, ithalat yerine ülke üreticisinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Senden ucuza almaya çalışıyorlar. Ucuza almaya çalışıyorlar. Evet. Satarken pahalıya sattılar. Torbayı 500 lira. Geçen sene kaç paraydı? 360 liraydı. Destek yok mu? Destek çok düşük. Aldığım destekte koyunların aşı parasına yetmiyor senin. Aşı parasına yetmiyor. Koyun başına ne kadar destek alıyorsun? Geçen yıl 50 liraydı. 50 lira. 45-50 lira arası düştü. Aşı yaptırdık. Aşılar da 6,5 liraydı bir aşı. Evet. 4 defa aşı yaptırdım. O da gitti. Yarısı aşıya gitti. Üretmek istiyoruz ama son şeyle uğraşıyoruz. Çabalıyız. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl bir sonuçla karşılaşacaksın? Geçen sene iyi geçmediğini söyledin. İyi geçmedi geçen yıl. Bu yılda yine aynı olur. Üreticimiz üretmek istiyor. Ama Türkiye maalesef yanlış tarım politikalarıyla çözümü ithalatta arıyor. İthal edeceğimiz dövizi Hasan gibi üreticilerimize versek ben çok inanıyorum. Sen de inanıyorsun. Tabii değilim. Türkiye üretici bir ülke olur yani. Üretmemiz lazım.